Değerli arkadaşlarım merhabalar. İkinci Abdülhamit dönemiyle kaldığımız yerden devam edelim sorumuza, ÖSYM ne sorar formatına. Şimdi ikinci Abdülhamit döneminin önemli olayları nelerdir? Önemli bir dönemdir ikinci Abdülhamit dönemi. Yani Osmanlı tarihi içerisinde en önemli dönemlerden bir tanesi. Osmanlı kültür medeniyeti kadar, Tanzimat devri kadar önemli bir dönem. İkinci Mahmut devri kadar önemli bir dönem. 1876 1909 yılları arasında arkadaşlar hükümdarlık yapmış. Yaklaşık 33 yıl başta kalmış bir padişah. Ve hükümdarlığı süresince de bunu unutmuyorsunuz İslamcılık politikasını uygulamıştır. Yani ümmetçilik politikasını uygulamış. O zaman 2. Abdülhamit döneminin devlet siyaseti haline getirilmiş fikir akımı nedir sorusunun cevabı İslamcılıktır. Onu ayrıca fikir akımlarında sizinle göreceğiz. Boş zamanlarında devletle ilgilenmediği zamanlarda, yorulduğu zamanlarda da marangozlukta uğraşmış. Arkadaşlar kendine dair güzel bir kütüphane hazırlamış. Hatta Osmanlı ekonomisinin çok zor olduğu dönemlerde kendi mücevherlerini bozdurarak orduya da yardım etmiş bir padişahtır. Osmanlı padişahları içerisinde belki de en fazla okul açan bir padişahtır. Marifperver olarak da bilinir. Şimdi arkadaşlar sıkıntılı bir dönemde başa geçti 2. Abdülhamit. Genç Osmanlıların desteğiyle başa geçti. Genç Osmanlılar Genç Osmanlılar Sultan Abdülaziz'i tahttan indirdiler. Yerine ilk önce 5. Murat'ı geçirdiler ama 5. Murat Osmanlı tarihinde en kısa süre başta kalmış padişahtır. Umduklarını bulamayınca Şehzade Abdülhamit'le bir mütalaa gerçekleştirdiler ve bunun üzerine Şehzade Abdülhamit'i padişah olarak desteklediler. Abdülhamit de padişah oldu. Şimdi Balkan sorunlarının devam ettiği günlerde başa geçmiş bir padişahtır. Bunu niye söylüyorum? Mesele şu. Balkanlarda arkadaşlar ciddi bir sorun çıkar. Makedonya'da, Karadağ'da, Sırbistan'da, Romanya'da, o coğrafyada ciddi sıkıntılar çıkar. Ve Avrupalı devletler Balkan sorunlarını, Balkan bunalımı deriz biz buna, tamam mı? Balkan bunalımı, şuraya hemen yazayım. Balkan bunalımı. Bu Balkan bunalımını çözmek amacıyla tersane konferansını toplar. Şimdi Osmanlı Devleti bu konferansta ki tartışılacak mesele Osmanlı'nın sorunu, Balkan sorunları, Balkanlar bizde o dönemlerde. Osmanlı bu konferansta aleyhine bir kararın alınmasını engellemek, bu konferanslarda azınlıkların gündeme gelmesini engellemek amacıyla Kanuni Esase'yi ilan eder. Kanuni Esase Osmanlı'nın ilk anayasası, Türk tarihinin ilk anayasasıdır. Kanuni Esase'nin ilanıyla arkadaşlar meşrutiyet rejimine geçilir. Yani halk tarihte ilk defa, Türk tarihinde ilk defa yönetime katılmış olur. Padişahın yanında yönetime ortak olur. Zaten padişah ile halkın yönetime ortak olduğu sistemin adı da meşrutiyet olur. Fakat arkadaşlar umduğu ortaya çıkmaz Osmanlı'nın. Yani Osmanlı tersane konferansının toplandığı günlerde kanun esası ilan ederek Avrupa'ya iyi gözükmeye çalışır ama Avrupalı devletler bir konferans daha toplayarak, Londra konferansını toplayarak bu konferansta Osmanlı'dan bazı isteklerde bulunur. Mesela bunlardan bir tanesi Bosna Hersek'in durumu ciddi sorun, diğeri ise Bulgaristan'ın sorunudur. Mesela derler ki Bulgaristan'da ıslahat yap, Bosna Hersek'in yönetimini de Avusturya Macaristan'a bırak. Yani aslında Osmanlı'nın Balkanlardaki egemenliğini zedeleyici kararlar alırlar. Osmanlı bu kararı kabul etmeyince Londra Konferansı'nda ister tersane konferansı diyelim buna, şıklarda ne gelirse artık, ister Londra Konferansı diyelim, burada alınan kararı Osmanlı kabul etmeyince Rusya Osmanlı'ya saldırır ve 93 harbi çıkar. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı çıkar. Bu savaşta hiçbir Avrupalı devlet, İngiltere, Fransa, bunlar hatırlayın Paris'te Osmanlı'yı koruma politikasını başlatmışlardı. Osmanlı toprakları onların garantörlüğü altındaydı. Osmanlı'ya yardım etmezler, Almanya'da dahil. Arkadaşlar ve Osmanlı Ruslarla baş başa kalır ve çok ciddi bir yenilgi alır. 93 Harbi Osmanlı'nın yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Çok kötü bir yenilgi alır Osmanlı. Ama bu savaşta 3 isim ön plana çıkar. Balkan cephesinde arkadaşlar Plevne kahramanı Osman Gazi, Gazi Osman Paşa. Kafkas cephesinde arkadaşlar Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Erzurum'da da Nene Hatun. Ön plana çıkan isimler olur. Şimdi
Bu savaş devam ederken, cümleye dikkat edin arkadaşlar, bu savaş devam ederken Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit bu savaşı bahane ederek meclis mevzusunu kapatır. Yani kanun esasiyeye ve meşrutiyete son verir. Bunun üzerine Ali Suavi önderliğinde bazı aydınlar 2. Abdülhamit'i tahttan indirip yerine 5. Murat'ı getirmek amacıyla Çırağan baskınını yaparlar. Çırağan baskını 2. Abdülhamit'i tahttan indirmeye dönük bir olaydır. Ama başarısızlık sonuçlanır. Ali Suavi'nin ölümüyle sonuçlanır bu olay. Bunu unutmuyorsunuz. Arkadaşlar Osmanlı, şuraya birazdan geçeceğim. Osmanlı ile Rusya arasında Ayas-Stefanos Antlaşması imzalanır. Şimdi bu antlaşmada arkadaşlar Sırbistan, kısaltarak yazacağım, Romanya, Sırbistan, Romanya, Karadağ, Bulgaristan bağımsız olur. Şuraya Sırbistan diyorum. Kars, yine kısaltacağım. Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt Rusya'ya verilir. Arkadaşlar Ermenilerin yaşadığı yerlerde ve Girit'te ıslahat yapılması kararlaştırılır. Osmanlı Rusya'ya savaş tazminatı verilecek denilir. Teselya Yunanistan'a bırakılacak denilir. Bosna Hersek'te ıslahat yapılacak. Bosna Hersek'e özerklik verilecek denilir. Bir dizi kararlar alınır. Fakat bu kararlar gerek Osmanlı'yı, cümleme dikkat edin, gerekse Avrupalı büyük devletleri rahatsız eder. Neden? Çünkü Sırbistan, Romanya, Karadağ ve Bulgaristan'ın dört devletin birden kurulması Rusya'yı Balkanlar'da güçlendirir. Balkanlar'da Rusya'nın yeni nüfuz alanları ortaya çıkar. Bu da Avrupalı devletleri tedirgin eder. Özellikle İngiltere'yi. Bunun üzerine İngiltere Osmanlı'ya der ki, eğer sen bana Kıbrıs adasını üs olarak verirsen ben bu antlaşmayı bozar, yerine başka bir antlaşmanın imzalanmasını sağlarım der. Osmanlı buna inanır ve İngiltere'ye üs olarak Kıbrıs'ı verir. İngiltere bir daha bizim olmayacak. Bu bağlantıyı da kaçırmıyorsunuz. Büyük devletler Berlin Konferansı'nı toplarlar. Ayas-Stefanos Antlaşması'nı lağvederler, kaldırırlar ortadan. Yerine Berlin Antlaşması'nı imzalarlar. Berlin Antlaşması ile Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsız olur. O zaman Rusya'nın güçlenmesi nispeten azaldı. Rusya'nın sıcak denizlere inmesinin önüne geçildi. Arkadaşlar 2. Bulgaristan 3 parçaya ayrılarak Osmanlı'ya bağlanır. 2. 3. Kars, Ardahan, Batum Rusya'ya bırakılır. Kars, Ardahan, Batum'u Rusya alır. Ama Doğu Beyazıt Osmanlı'da kalır. Osmanlı'ya bırakılır. Bak değişen maddeleri gördünüz mü? Bunlar değişen maddeler. Arkadaşlar Bosna Hersek'in yönetimi Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na bırakılır ve Osmanlı Girit'te ıslahat yapacak der ki Girit için 2. Abdülhamit ıslahat yapmak amacıyla 1878'de Halep'e fermanı yayınlar. Bağlantıyı kurun. Halep'e fermanı Berlin Antlaşması'nın bu maddesinin bir gereği olarak 2. Abdülhamit döneminde ilan edilir ve Girit'te ıslahat yapılır. Arkadaşlar bir şey daha. Ermenilerin yaşadığı yerlerde ıslahat yapılacaktır. Ermenilerin durumu iyileştirilecektir. Karar alınır ve böylelikle Osmanlı tarihinde ilk defa Ermeni sorunu ortaya çıkar. O zaman Ermeni sorununun uluslararası bir boyuta ulaştığı ve Ermeni sorununun ilk defa ortaya çıktığı yer Berlin Antlaşması olur. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? O zaman Ayas-Stefanos'tan Berlin'e geçişi gördünüz ki bu antlaşmayla İngiltere, Fransa artık Osmanlı'yı desteklemediği için dikkat edin, Berlin başkent düşünün arkadaşlar. Kimin başkenti? Almanya'nın. Berlin Antlaşması ile Osmanlı-Alman yakınlığı başlar. Ve bu olay İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı'yı parçalamayı başlatmasına sebep olur. Arkadaşlar İngiltere Mısır işgal eder. Fransa Tunus işgal eder. Fransa'nın Tunus'u işgalini de Almanya hiç ses çıkarmaz bizim yanımızda olmasına rağmen. Neden? Çünkü Almanya zamanında Fransa'nın Alsas-Lorraine'i almıştı. Alsas-Lorraine'in acısını unutturmak için Almanya Fransa'nın Tunus'u işgaline destek bile verir. 1881'de Muharrem kararnamesini yayınlar Osmanlı. Yani şunu söyler, ben artık borçlarımı ödeyemiyorum, size ekonomik olarak iflas ettim der. Bunun Türkçesi bu. Bunun üzerine Avrupalı devletler, yani Muharrem kararnamesi üzerine Avrupalı devletler, Duyun-u Umumiye İdaresi, Duyun borç demektir, Umumiye genel. Genel borçlar idaresini kurarak Osmanlı'nın gelir kaynaklarına el koyarlar. Osmanlı'nın ekonomik bağımsızlığı da sona erer. Peki Duyun-u Umumiye hangi şirket
Duyunumya şirketi neyin bünyesinde kurulmuştur? Osmanlı Bankası'nın bünyesinde kurulmuştur. Osmanlı Bankası İngiliz-Fransız ortaklı bir bankadır arkadaşlar ki 1930'a kadar böyle devam edecektir. 1930'da Osmanlı Bankası'nın Türk parasını basım hakkı elinden alınarak Merkez Bankası'na verilecektir. Yani Osmanlı Bankası da bize ekonomik olarak zarar vermiştir. Bu bölümü unutmuyoruz.